Dolabı gayet dolu Zumur. Bak yok yok. Yoğurdu var, salçası var, suyu var. Bu ne? Yoğurt. Aa, ev yoğurdu. Tülay Hanım, sizi de şöyle alalım isterseniz. Manda sütü biraz koyu oldu ama o. Ben biraz fazla kaynatmışım. Manda yoğurdu öyle olur zaten. Bıçakla kesilir. Sarı oldu. Evet. Ben onu ama şey yapmayı düşünüyorum. Süzme yapacağım. Tarhana çorbası mı? Evet. Ben bunu biraz da böyle fazla salçalı ve acılı seviyorum. Hı hı. Sence dün akşam bu evde ne yenmiş? Ne yenmiş? Tarhana çorbası var, yoğurt var. Hayır. Mercimek. Bak orada bir şey var. Çek onu. Bunu mu? He, çiğ köfte. Değil. Tamam. Değil, yufko, almışlar yufko. Ya bu. Yufka mı bu? Çikol, sos. Ama plastik kapta sosları gördüm. Afiyet bal şeker olsun. İnsanların lokmasını mı sayıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Şimdi ne kullanacağız? Bezelye var burada. Hazır. Önce ne yapacağımıza karar verelim. Ustam ne yapacağız? Güzel bir soru. Bak yoğurdunu kullanalım. Hem yoğurdunu sürelim, hafif bir renk dönmesi olmuş onda. Onu da değerlendirelim. Yok, renk dönmesi çok kaynadığı için oldu. İşte o yüzden hani onu bir değerlendirelim. Bu raf ömrü çok ben uzun olmaz. Sizin de hani için söylüyorum. Bunu bir alalım, kullanalım. Tamam. Hatta süzme yoğurdumuz da var burada. Bunu da kullanabiliriz. Karıştırır, okay. Mixleriz. Ardından nanem var mı? Biz çaydar yaptık. Kuru nanem var. Yaş yok ama. Yok yok, kuru. Kuru nanem. Var. Sarımsağımız var. Var. Tamam. Kiler kısmına bakabilirsin. Bir de yeşilliğine için bakayım şuradan. Dereotu. Evde glutensiz beslenen biri mi var? Glutensiz beslenmenizin sebebi yani hasta rahatsızlık mı yoksa? Son zamanlarda bağırsaklarla ilgili biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet. Yoksa çölyakla alakalı bir problemim yok. Yok, baktırdım ona. Hastaneye gittim ama bir şey çıkmadı çok şükür. Beyaz ekmek böyle davul gibi oluyor. Kurbandan sonra parça parça etler. O çekmece. Bu çekmece. Peynir ve tereyağı. Aa, bak ne güzel küçük küçük. Bir yemeklik hazırlanmış. Kaç kişi yaşıyoruz bu evde? Ya şöyle artık 2 kişi yaşıyoruz. Neden? Oğlumu evlendirdim. Aa. Evet. Yani aslında 4 kişi olduk ama onlar şimdi karşıda oturdukları için Esenyurt'talar. Esenyurt'talar. Ne zaman evlendi? 14 Mayıs. Çok yeni. Evet. İyi düğünü çağırmadık. Maraş'ta yaptık. Düğünü? Evet. Ne masa? Uçak biletlerini siz mi aldınız? Arabayla gittik. Abi buradan müsait davet etmediniz mi? Burada kimse yok mu? Gelenler kendi arabalarıyla veya uçakla süper geldiler. Aa, şahane. Bodrum diye bir şey okudum ben bilgilerinizde. Bodrum şöyle söyleyeyim. Annemin tarafı komple Bodrumlu. Hepsi? Evet. Doğma büyüme. Kuzenlerim, annemler 8 kardeş, düşünün artık. Benim annemler 9. 8 kardeşler ve... Yine geçeni bulamadım. Oldukça kalabalık bir anne tarafım var orada. Aslen nerelisiniz? Aslen ben Adapazarı'nda doğdum ama benim babam Trabzonlu. Annem. Aa, kan çekti. Doğdum. O zaman ben bakliyat dolabını açıyorum. Tamam, buyur. Ana. Bak 1+1 ev. Gerçekten süper. Gerçekten çok güzel. Bu köşeyi değerlendirebilecek en güzel alan olmuş. Evet. Yani kim yaptıysa eline sağlık, kim düşündü size? Projesi benim. Sen sığarsın oraya. Sığarım. Evet, giriliyor. Giriliyor mu? Giriyorsunuz mu buraya? Evet, giriliyor. Bu kapanınca izin miyim? Kim o? Şefim. Bir şey söyleyeyim mi? Zumur, burası senin evin kadar. Sen içeride hiç yabancılık çekinmezsin. Yaşarım ben orada. Burada? Yaşarsın. Ama orada yemek yapamazsın. Evet, yaşarsın ama kurularla beslenirsin. Ama ben uzunum. Sığmam oraya. 1.55'sin. Hayır canım, şunun yüksekliğine bakar mısın? Hayır, o 1.55. Nasıl? Sapından kaldırdın. Alakası yok. Ya benim üstüme gelmeyin ya. Burada kuru meyvelerin var. Baharatın çeşit. Kuru cevizin, fındığın. Evet. Hindistan cevizi, her şeyin var. Bak üst rafta kuru incir de var. Bir şey söyleyeceğim. Dolap kapağı kapanınca ışık da kapanıyor. Hep buzdolabının içine girip bakmak istemişimdir. Olmuyor işte. Bak o da kapanıyor ama bak. Karanlık oldu, bir telefon verin. İçeride sıkılıyorum. Tahsin Usta. Kapı açılmıyor Zumur. Çok oyalandın, hadi. Geldim, tamam. Bak ne buldum. O ne? Burada olmasa şaşırırdım. Bak muskatta buldum. Bunu da kullanırız. Tamam. Unun var, şekerim var. Ben bu evde ne yapacağım derdini düşünmüyorum. Ama ilk tarifim çok güzel bir haydari. Bir de patatesle birlikte böyle bir patates top yapalım diye bir niyetim var. Tamam, olur. Şefim, bayram geçti. Etlerimiz var. Onlarla bir şey yapar mıyız? Onlarla yaparız tabii. Etli bir tür yemek de yaparız ama ben onu bir tık düşüneyim. Hem başlangıcı yapalım. Şu malzemeleri dizelim, önlükleri giyelim, tamam. Elleri yıkayalım. Güzelce enerji. Sen bir arada bir mutsuz oluyorsun. Dolaba girmemden rahatsız olursan bunu açıklayayım. Hayır, gönüllülükle söyle. Benim korkum orada, bayılırsın. Yok. Yani sıcakta. Tamam. Bayılma. Bayılma, çünkü yemek yapacağız. Hadi gel. 2 kişi dedim bu evde.
Bulacağım.